Günaydın. Bugün 20 Ocak Perşembe. Sabah Haber'de birlikteyiz. Başladığımız haftanın sonuna doğru ilerliyoruz. Yeni haftaya da birlikte başlamıştık. Perşembe sabahında yine yayındayız. Ben Nerden Bingöl. Bakalım neler var bugün günün gündeminde, gazete manşetlerinde. Sabah Haber ekibiyle hazırız, başlıyoruz. Nerelerdeyiz? Sosyal medyadayız. Aramıza katılın. Yola çıkacaksanız ya da yoldaysanız FM 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 frekanslarındayız. Yayınlarımız başladı. Gündeme bakalım, sonra manşetlere geçelim. Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası Telsen, Mausa Telekomünikasyon Dairesi'nde saat 8-12 arasında greve gidecek Mausa'da. Lefkoşa'da mahkemeler önünde basın açıklaması yapılacak. Hukuk yoluna da başvuracak olan sendika saat 10'da bir dava dosyalayacak. Sendika daha sonra Maliye Bakanlığı'na yürüyerek bakanlığa siyah çelenk bırakacak. Bir de basın açıklaması var burada. Basın açıklaması da saat 10.30'da. Güneş gazetesiyle başlayalım. Özel sektöre yeni açılımlar manşetini görüyoruz. UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Tuğcuoğlu Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşmeler yaptı. Özel sektör rahatlayacak. Alt başlıklara baktığımızda Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile birlikte çalışacağız. Yine alt başlığını görüyoruz. Halktan müsaade istiyoruz. Hedef. Önemli açılımlar alt başlıkları var. Bakalım ayrıntılara. Başbakan, pandemi ve dövizdeki dalgalanmanın yarattığı ortamın aşılması ve özel sektörün rahatlatılması adına bir yasa çalışması hazırlandığını söyledi. Diğer önemli bir yasanın da kripto yasası olduğunu belirtiyor Başbakan. Sıcak parayla yatırımın ülkeye gelebileceği düzenlemeler yapacaklarını anlattı. Tuğcuoğlu özel sektörün önünü açacak yasalar için seçim sonrası Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile birlikte çalışacağız dedi. Biz istikrarlı bir hükümet için tek başına iktidara gelebilecek en yakın parti olarak halkımızdan müsaade istiyoruz diyerek siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarın sağlanması için bu şart açıklamasını yaptı. Başbakan yaptığı konuşmada tek başına hükümete gelmeleri halinde birçok yeni yasayla ülke için çok önemli açılımlar sağlayacaklarını söyledi diye yine gazete aktardı Başbakan'ın açıklamalarını. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yaşıyoruz sürmanşete baktığımızda UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Tuğcuoğlu seçim gezilerine Girne ile devam etti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Girne Şubesi, Doğan Türk Birliği Spor Kulübü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi'ne ziyaretler yaptı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Girne Şubesi Başkanı Tufan Akkaya, Başbakan Faiz Tuğcuoğlu'nu derneklerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. UBP'ye olan güvenlerine tam olduğunu, seçimde de ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Logo yanına bakalım. İktidar hedefine kilitlendik. UBP Genel Sekreteri Olsan Hasipoğlu ülkede istikrar sağlanması için koalisyonlara değil tek partili bir hükümete ihtiyaç olduğunu söyledi diye aktarıldı. Vatandaş uzun soluklu bir hükümet istiyor. Vatandaşın açıklamaları var. Mikrofon uzatıldı Anadolu Ajansı'ndan. Vatandaşlara mikrofon uzatıldı. Seçim sonrası uzun soluklu hükümetin kurulmasını ve istikrarla yürütülen icraatların hayata geçirilmesini arzu ediyor vatandaşlar. Halk istikrar konusuna dikkat çekiyor. Yapılan röportajlarda kurulan hükümetlerin 1-2 yıl arayla bozulmasının istikrarlı bir yapının önüne geçtiğini ve bu yapıların planlarını hayata geçirememesiyle halka da faydalı olamadığını ifade ediyorlar. Vatandaş uzun vade istiyor. Vatandaşlar daha uzun vadeli bir hükümeti, halkın da daha rahat sorgulayabileceği ve hükümetin de verdiği sözü tutabilecek zamanı olacağına yönelik değerlendirmeler yaptı. Vatandaşa mikrofon uzatıldı. Çıkan sonuç uzun soluklu bir hükümet istendiği yönünde. Vatana geçelim.
Vatan Gazetesi de erken seçim için geri sayım başladı dedi. Pazar günü seçim var, pazar günü sandığa gidiliyor. Koronavirüs pandemisi, hükümet krizleri, erken seçim tartışmalarının gölgesinde geçen bir yılın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçmenler sandığa gitmeye hazırlanıyorlar. Son milletvekili seçiminin 7 Ocak 2018'de yapıldığı ülkede 7 yıl aradan sonra yeniden erken seçim var. 1974'ten sonra Kıbrıs Türk halkının 15. genel seçimi olacak 23 Ocak erken genel seçimi için. 28 Aralık'ta başlayan propaganda döneminde son 4 güne girildi. Propaganda süreci cumartesi 18'de tamamlanacak ve seçim yasakları başlamış olacak. 203.792 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere pazar günü seçim var. 6 ilçede 763 sandık kurulacak. Oy verme işlemi saat 8'de başlayacak. Sandıklar 18'de kapanacak. Sandık kurullarında 2.289 kişi görev yapacak. Sonuçlar Türk Ajansı Kıbrıs ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu üzerinden duyurulacak. Sandıkların kapanmasının ardından 18-19 saatleri arasında seçimle ilgili yayın yapmak yasak olacak. Seçmenler mühür, mühür ve tercih, karma olmak üzere 3 farklı şekilde oy kullanabilecek. Bu seçimde 69x49 cm boyutlarındaki oy pusulaları renkli diye siyah beyaz basıldı. Sandık alanlarında COVID-19'la ilgili gerekli önlemler alınacak. Seçmenlere eldiven de verilecek diye aktarıyor gazete. Pazar günü sandığa gidiliyor. Logo üstündeyiz. Bakalım sürmanşete. Cumhurbaşkanlığının açıklaması var. İlhak veya iltihak hiçbir koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi tezi olamaz. Cumhurbaşkanlığının açıklaması. Marketçiler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu'nun kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Ben Kıbrıs'ın bütünüyle, Kıbrıs'ın gerçek sahibi olan anavatan Türkiye'ye iltihak etmesini savunuyorum" yönündeki açıklamasının basın organlarında Cumhurbaşkanlığı'nın resmi politikası olarak lanse edilmeye çalışıldığı belirtilerek bunun tamamen gerçek dışı ve medya etiğiyle bağdaşmayan bir yaklaşım olduğu vurgulandı. Seçim notları, Ervürmen'in açıklaması var. "Bizim ihtiyaç duyduğumuz doğru yönetimin istikrarıdır" şeklinde açıklaması var. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Ervürmen'in açıklaması, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile birlikte yürüttükleri çalışmaların kendileri için son derece önemli olduğunu söylüyor. "Bizim ihtiyaç duyduğumuz doğru yönetimin ve iyiliğin istikrarıdır" açıklamasını yaptı. Ervürmen iş dünyasının ciddi sıkıntı içinde olduğunu belirtiyor. "Pandemi döneminde hükümetin özel sektöre sizin devletiniz yok mesajını verdiğini savundu." Sucuoğlu, "Yeni hazırladığımız yasa çalışmalarıyla özel sektöre yeni açılımlar getiriyoruz" dedi. Başbakanın açıklamalarına bakalım. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Onda Başkanı Turgay Deniz yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Başbakan, "Pandemi ve dövizdeki dalgalanmanın yarattığı ortamın aşılması ve özel sektörün rahatlatılması adına bir yasa çalışması hazırlandığını söyledi" diye paylaşıyor gazete. Özyiğit'in açıklaması da var seçim notlarında. "Daha aydınlık, daha aydın bir gelecek için yoldayız" şeklinde açıklaması var. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, temiz ve donanımlı bir kadroyla yola çıktıklarını aktarıyor ve toplumun desteğiyle birlikte daha aydınlık, daha adil, daha refah bir geleceğe güçlü bir şekilde yürüyeceklerine inanç belirtti. "Gücümüz Kıbrıs Türk halkının kendini var eden değerlerde saklıdır" şeklinde açıklama yaptı. Tokatlıoğlu, "Toplumu ekmeğe muhtaç eden siyasetten kurtulmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu. HP milletvekili adayı Ahmet Tokatlıoğlu'nun açıklamaları var. "Toplumu ekmeğe muhtaç eden, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak noktaya getiren siyasetten kurtulmamız gerekli" açıklamasını yaptı. Atıoğlu da "işsizliğin giderilmesi için projeler uygulayacağız" dedi. DP Genel Başkanı Fikri Atıoğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en önemli sorunlarından birinin işsizlik olduğuna işaret etti. "Yeni hükümet dönemlerinde işsizliğin giderilmesi için bazı projeleri uygulama yoluna gideceklerini söyledi." Bağımsızlık Yolu milletvekili adayı Meryem Nazlı'nın da açıklamaları var.
Özel sektör emekçilerinin çilesi emekli olunca bile bitmiyor şeklinde bazı sigorta emeklilerinin asgari maaşın altında maaş almasının kabul edilemez olduğunu söyledi diye açıklaması aktarıldı. Cumhurbaşkanlığının açıklamasına bakalım. Çocuklara uygulanacak 2000 adet COVID-19 aşısı teslim alındı. Cumhurbaşkanlığının açıklaması. Avrupa Birliği destekli olarak gelen ve 5-11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2000 doz Pfizer-BioNTech aşısının Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan tarafından teslim alındığını duyurdu. Açıklamada Cumhurbaşkanlığı ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi'nin tedariği için yaklaşık bir aydır büyük uğraş verdiği özel çocuk aşılarının geldiği açıklanıyor. Çocuk aşılarının tedariğinin sürmesi için yürütülen çalışmalara devam edileceği belirtildi. Açıklamada eğitimin kesintisiz devam etmesi ve çocuklarımızın COVID-19 virüsüne karşı korunması bağlamında büyük önem taşıyan özel çocuk aşılarının uygulanmasına dair Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır ve bunu da en yakın zamanda kamuoyumuzla paylaşılacaktır şeklinde açıklamalar var. Salgında son durum ne? Kuzey'de toplam 20.114 test yapıldı. 572 pozitif vaka var Kuzey'de. Güney'e bakalım. Toplam 95.650 test var yapılan. 2.226 pozitif vaka var. Türkiye'de durum ne? 176 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 176. 72.615'te tespit edilen yeni vaka sayısı Türkiye'de. Detaya geçelim. Detay gazetesi de manşetinde ilhak ve iltihak tartışması diye aktarıyor manşet haberini bu sabah paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin herhangi bir ülke tarafından İlhak edilmesi veya bir ülkeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iltihak etmesinin hiçbir koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi tezi olamayacağını duyurdu. Nalcıoğlu'nun açıklamalarına bakalım. Kıbrıs bütünüyle Türkiye'ye iltihak edilmeli. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Komitesi üyesi Nalcıoğlu, Başbakan Sucuoğlu'nun Ercan Havaalanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin iç hatlarına dahil edilmesi yönündeki açıklamasına destek belirtti. Kıbrıs'ın bütünüyle gerçek sahibi anavatan Türkiye'ye iltihak edilmesini savunuyorum dedi. Hiçbir koşulda olmaz açıklamasına bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin herhangi bir ülke tarafından ilhak edilmesi veya bir ülkeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iltihak etmesinin hiçbir koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi tezi olamayacağının belirtildiği açıklamada şöyle deniliyor. Yıllar boyu verdiği milli mücadele sonucunda devlet olmanın erdemine erişen Kıbrıs Türk'ünün egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özgürce ve güvenlik içerisinde yaşaması, Kıbrıs'ta olası bir anlaşmanınsa egemen eşit iki devletin işbirliğini öngörmesi dışında Cumhurbaşkanlığı olarak bir başka tezimizin olamayacağı herkesin malumudur açıklaması geldi. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması. Bakalım logo yanında TDP 3. parti meclise güçlü bir grupla gireceğiz. Seçime 4 gün kaldı. Özyiğit'in açıklamaları var logo yanında. Sokakta seçim havası olmadığını söylüyor Özyiğit, değerlendirmeleri var. Pandemi nedeniyle eskisi gibi toplantılar olmasa da ülkeyi dolaştıklarını söyledi TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit. Teknolojiyi kullanarak internet, sosyal medya, QR kod uygulamalarıyla halka ulaştıklarını, manifestolarını yayınladıklarını ifade ediyor. 4 yıldan beridir Türkiye'den para gelmediğini savunuyor. Türkiye'den en iyi para alırım diyenlerin başarılı olamadığını, beklenen paranın gelmediğine yönelik açıklamaları var. Külliyeyi yaptırmayacağız yine açıklamasından. Oyunuzu yakmayın, TDP'ye mühür vurun çağrıları da var. Erhürman CTP 1. parti olacak açıklamasına bakalım. Seçim notlarında Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklamaları. 23 Ocak Pazar günü yapılacak erken genel seçimlerde CTP'nin 1. parti çıkacağını, hükümeti CTP'nin kuracağını ve büyük ortağının da Kıbrıs Türk halkı olacağına yönelik mesajı var. Girne ilçesi Esentepe Ocak örgütü tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.
Erhürman iktidara gelmelerine sadece 5 gün kaldığını vurguladı. Sucuoğlu özel sektörün önünü açacağız dedi. Pandemi ve dövizdeki dalgalanmanın yarattığı ortamın aşılması ve özel sektörün rahatlatılması adına bir yasa çalışması hazırlandığını söyledi başbakan da. Diğer önemli bir yasanın da kripto yasası olduğunu belirtiyor. Sıcak parayla yatırımın ülkeye gelebileceği düzenlemeler yapacaklarını anlattı. Özel sektör ve iş insanlarının önünü açacak yasaların da yapılması için seçimlerden sonra Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile beraber çalışacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Başbakan açıklamaları da bugün ön sayfadan veriliyor. Haberatör gazetesi de Çakıcı'nın açıklamalarını manşete aldı. Hiçbir tarafa yama olmayı kabul etmeyeceğiz değerlendirmesinde bulundu. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'nın açıklamaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iç hatlar statüsüne alınması ile ilgili bir değerlendirmesi var. Kıbrıs alınmasının Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki kendi kendini yönetme hedefinden vazgeçmek anlamında olacağını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarını Türkiye'nin bir iç hat uçuşu haline getirmenin Kıbrıs Türk halkının dünyadaki toplumsal varlığına ve devlet varlığına darbe vurmaktan öteye gitmeyeceğini savunuyor. Bununla ilgili açıklamaları var. Bilet fiyatlarında kısmi ucuzluk sağlamak adına Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a yapılan uçuşları Türkiye Cumhuriyeti'nin iç hatlarına yapılmakta olan uçuşlar sınıfına koydurmak için girişim yapılmasını eleştiriyor. Bununla ilgili yapmış olduğu açıklamalar bugün gazetede yer aldı. TKP'nin öngördüğü toplumsal hedef herhangi bir yere yama olmak değil, kendi ülkesinde kendi federal devletinin sahibi olmaktır şeklinde açıklamaları, değerlendirmeleri var. Elektrik kesintilerinden en çok çocuklar etkileniyor. Sür manşeta biri. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Burak Maviş'in açıklamalarına bakalım. Genel Sekreter Şener Ercil ve Yönetim Kurulu üyesi Murat Dağman açıklamalarda bulundu. Dün saat 10.30'da Gönyeli İlkokulu'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında ilk sözü alan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinden en çok çocukların etkilendiğini belirtti. Yaşanan kesintilerden dolayı sınav döneminde çocukların derslerine çalışamadığını, okullarda ısıtma ortamının sağlanamadığını söyledi. Bunun sorumlusu kimse, gelmiş geçmiş hükümetler, protokollere imza atanlar, her kimse, buradan hepsini protesto ediyoruz açıklamasını yaptı. 572 pozitif vaka bakalım son 24 saatte salgında durum ne? Son 24 saatte yapılan 20.114 test var. 572 pozitif vakaya rastlandı. 715 kişi ise taburcu edildi. Bölgelere göre dağılıma bakalım. Vakalardan 224'ü Lefkoşa'dan, 174 kişi Girne'den, 94 kişi Gazimonsa, 36 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 27 kişi Lefke bölgesinden, tedavisi devam eden 6.226 COVID-19 vakasından, 6.144'ü merkezi karantinada, 67'si pandemi merkezinde, 15'i de yoğun bakımda. TKP yönetimi değil, yönetişime talip açıklaması yine Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Girne Milletvekili adayı Yurda Ergarip 8 parti temsilcisiyle birlikte BRT'de seçim özel programına katıldı. Burada bazı açıklamalar yaptı. Kıptek veya elektrik olmadığını belirtiyor. Sorunun sadece programdaki açıklamalarına bakalım. Sorunun sadece Kıptek veya elektrik olmadığını belirtiyor. Esas sorunun meclis ve hükümet edenlerde olduğunu söyledi. TKP'nin yönetime değil yönetişime talip olduğunu belirtti. Kıptek dahil tüm kurumlarımızı birlikte etkileyecek ortaklaşa yönetmeye talibiz. Birlikte ve etkileşerek ortaklaşa yönetmeye talibiz açıklamasını yaptı. Halkın Sesi'ne geçelim. Halkın Sesi gazetesi de CTP birinci parti olacak açıklamasını aktarıyor manşetinden. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklamalarına bakalım. 23 Ocak Pazar günü yapılacak erken genel seçimlerde. CTP'nin birinci parti çıkacağını, hükümeti CTP'ni kuracağını, büyük ortağının da Kıbrıs Türk halkı olacağına yönelik vermiş olduğu mesajlar var. Güçlerinin farkında olduklarına değiniyor. Ve artık son düzlükte
olduklarına dikkat çekti Erhürman açıklamasında. Son bir hisse deyip bu işi bitireceklerinin altını çizdi. Memleketin enkaza çevrildiğini ve bu zihniyetin halkı yoksullaştırdığını savunuyor. Bu memlekete ve bu ülkenin insanına sahip çıkacağız. Buraya kadar CTP geliyor şeklinde konuştu. Değerlendirmeleri bu şekilde. Önemli açılımlar sağlayacağız. Başbakanın açıklamaları sürmanşette. Tek başına hükümete gelmeleri halinde birçok yeni yasayla ülkeye önemli açılımlar sağlayacaklarını söyledi. Sucuoğlu özel sektörün rahatlatılması adına yasa çalışması hazırlandığını ve diğer önemli bir yasanın da kripto yasası olduğunu belirtti. Sucuoğlu sıcak parayla yatırımın ülkeye gelebileceği düzenlemeler yapacaklarını anlattı. Özel sektör ve iş insanlarının önünü açacağız dedi. Karanlıkların sorumlularını biliyoruz açıklaması da. CTP Lefkoşa milletvekili adayı Ürün Solyalı'nın açıklaması. Enerji konusundaki hedeflerinin enerji stratejik planının oluşturulması. Enerji verimliliği yasasının hayata geçirilmesi. Yeşil mutabakat kapsamından kaynak yaratılması, üretim planlaması ve yatırımların yapılmasıyla özerk Kıptek yaratılması olduğunu vurguladı diye aktarılıyor. İki zamansız ölüm geldi. Lefkoşa'da 51 yaşındaki Cemaliye Aydın, Gelincik köyünde de 49 yaşındaki Nurşen Nurçin hayatını kaybetti. Kendilerine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Donduk diye yine gazete aktarıyor. Sonbahar ve kış aylarının en soğuk günüydü. Gününü yaşadık. Sıcaklık mevsim normallerinin 7-8 derece altına düştü. Selvi Tepe'den Girne Boğaz'a kadar dün kar yağdı. Soğuk hava ve yağmurlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Donduk dedi gazetede ve yeni bakışa geçelim. Bu defa oyuna gelmeyeceğiz açıklaması var Yeni Bakış gazetesinde de. Açıklamalara bakalım. Gazeteden aktarılan YDP Genel Başkanı Milletvekili adayı Erhan Arıklı'nın açıklamaları var. Arıklı'nın açıklamalarının ayrıntılarındayız bakalım. UBP ile bir koalisyonda yer almaları durumunda yapılacak olan icraatların takvimlendirileceğini söylüyor. Aksi takdirde başka türlü hükümete girmeyiz. Önce koltukları paylaşalım da protokolde sonra bakarız oyununa. Gelmeyeceğiz dedi. Organize sanayi bölgeleri yasası ve hal yasasının önemli olduğunu ancak bu yasalara UBP'nin sahip çıkmadığını savunuyor. Piyasayı denetlemek için etiket tüzüğü dedik. UBP sahip çıkmadı. Kıptek'te vurgun üzerine gittim. Yine sahip çıkılmadı. Beni yalnız bıraktılar diyen Arıklı. Tüm bunlar onların taktiğidir. Yanındaki ortağını baston olarak görür açıklamasını yaptı. Pazar akşamı herkes boyunun ölçüsünü alacak diyor ayrıca. Mevcut seçim yasasıyla gidilen seçimlerden istikrarlı bir sonuç çıkmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Hükümette yer almaları durumunda ilk işin seçim yasasını değiştirmek olacağını söyledi. Son günlerde yaşanan elektrik kesintilerine de değindi. Jeneratörlerin bakımı için bir firmadan acil hizmet almak için MEİK yasasının değişmesi gerektiğini, muhalefetin ikna edildiğini ancak aylarca maliye bürokrasisini aşmak için uğraşmalarına rağmen siyaset kurumunun bürokrasi karşısında yenildiğini ve yasanın geçmediğini söyledi. Elektrik kesintilerinin yaşanmasının sebebinin bu olduğunu belirtiyor. Ben o yasayı geçiremedim. Sonra meclis tatile girdi. Bugünlere geldik. Başaramadık. İşte bugün bir jeneratör daha gitti. Bu bürokrasinin acizliği mi, bu ülkeye kötülüğü mü, bu ülkeye ihaneti mi anlayamadım şeklinde açıklaması var. 203.792 kayıtlı seçmen için 763 sandık kurulacak. Son milletvekili seçiminin 7 Ocak 2018'de yapıldığı ülkemizde 4 yıl aradan sonra yeniden erken seçime gidiliyor. 1974'ten sonra Kıbrıs Türk Halkı'nın 15. genel seçimi olacak bu seçim. 23 Ocak erken genel seçim için 28 Aralık'ta başlayan propaganda döneminde son 4 gün propaganda süreci cumartesi 18'de tamamlanacak ve seçim yasakları başlamış olacak.
Yeni Bakış gazetesi sür manşetten veriyor. Bakalım DP Genel Sekreteri ve Milletvekili adayı Ali Tunç Taşlı'nın açıklamalarına da bakalım. Turizmde markalaşma için adım atacağız dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesine yönelik sürdürülebilir kalkınma planı ve politikasının elzem olduğunu artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir açıklamasını yaptı. Demokrat Parti olarak bizler sürdürülebilir bir ekonomiye sahip, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için atılması gereken çok net adımların olması gerektiğini düşünmekteyiz açıklamasını yaptı. Yol haritasının özellikle 5 ana unsurdan oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak o zaman sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve finansal istikrarı, onunla gelen istihdamı ve herkes için yükselen bir yaşam standardını elde etmek mümkün olabilecektir şeklinde açıklaması var. Soğuk etkisini sürdürmeye devam edecek bu arada. Kıbrıs'ta dün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günüydü. Sıcaklık mevsim normallerinin 7-8 derece altındaydı. Selvili Tepe'den Girne Boğaz'a kadar kar yağdı. Trodos'ta beyaza büründü. Avrupa gazetesine geçelim. Seçim Birleşmiş Milletler'e şikayet edildi. Boykot platformuyla ilgili olarak aktarılıyor. Seçimlerle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e bir mektup gönderildi ve seçim Birleşmiş Milletler'e şikayet edildi diyor gazete. Asya Bebek'le ilgili bir haber de var. Makarios Hastanesi'nde yoğun bakımda Asya Bebek. SMA hastası ve ihtiyacı olan 2,5 milyon dolarlık Zolgensma ilacı için düzenlenen bağış kampanyasıyla ülke gündemine oturmuştu Asya Bebek. Ve bununla ilgili olarak aktarılıyor. Sosyal medyadan ailesinin yaptığı bir paylaşım var. Asya Bebek, Makarios Hastanesi'ne yoğun bakımda. Bununla ilgili annem ve babam benim en erken zamanda iyi olup evimize gideceğimi biliyor diye açıklamalarda bulundu. Herkesten Asya için duacı olmaları istendi diye aktarıldı. Bakalım Kıbrıs gazetesine geçelim. Kıbrıs gazetesi de donduk diye aktarıyor bugünkü manşetini. Donduk diye paylaştı. Dünkü havaya burada işaret edildi. Kıbrıs'ta dün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günüydü. Selvili Tepe'den Girne Boğaz'a kadar kar yağışı vardı. Trodos'ta kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığı belirtiliyor. Güzellurt'ta etkili olan fırtına ise ortalığı kırıp geçirdi. Sağanak yağış geliyor. Ülkemiz soğuk hava ve sağanak yağmurların etkisi altında. Kıbrıs'ta dün en soğuk gündü. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sıcaklığın mevsim normallerinin 7-8 derece altında olduğunu belirtiyor. Dün en yüksek sıcaklığın 8-11 derece dolaylarında olduğunu söyledi. Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahminlerine göre pazar gününden çarşambaya kadar ülkede sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü kuvvetli rüzgar ve fırtına da bekleniyor. Güzellurt'ta korku dolu saatler. Ülkeyi etkisi altına alan kötü hava koşulları önceki akşam Güzellurt'ta korku dolu saatler yaşanmasına neden oldu. Yağışla birlikte kuvvetli rüzgara teslim olan Güzellurt'ta ağaçlar kökünden söküldü. Elektrik direkleri devrildi. Bölgenin bir bölümünde 16 saati bulan elektrik kesintisi yaşandı. Trodos beyaza büründü. Güney Kıbrıs'ta önceki gece başlayan yoğun kar yağışının ardından dün sabah birçok kişi beyaz bir manzaraya uyandı. Trodos platosundaki kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığı, hava sıcaklığının da öğle saatlerinde sıfırın altında 6 derece dolayında olduğu açıklandı diye aktarılıyor. Nasıl oy kullanacağız? Bakalım sürmanşette. Mühür ve tercih karma. Seçime 3 gün kaldı sürmanşet haberine baktığımızda. Erken seçim için geri sayım başladı. Seçmenler 23 Ocak'ta erken seçim için pazar günü sandığa gidecekler. 28 Aralık'ta başlayan propaganda süreci cumartesi saat 18'de tamamlanacak. 403 adayın adının yer alacağı oy pusulaları bu 69x49 santimetre boyutlarında siyah beyaz olacak. Peki nasıl oy kullanacağız? Mühür ve tercih karma. 3 şekilde mühürde seçmenler desteklemek istedikleri partinin ambleminin altındaki karenin içine bir defa evet mühürü basacak. Her mühürle o partinin 50 milletvekili adayına bir oy gitmiş olacak. Mühür ve tercihte nasıl olacak?
Seçmenler mühür vurdukları partinin 50 adayı arasında kalemle tercih yapabilir. Her ilçeden aday tercih etme zorunluluğu yok, ancak tercih yapılacak ilçedeki adayların yarısı kadar tercih yapma şartı var. Buna göre Lefkoşa'da 16 adaydan 8'ine, Gazimonsa'da 13 adaydan 6'sına, Girne'de 11 adaydan 5'ine, Güzellurt'ta 3 adaydan 1'ine, İskele'de 5 adaydan 2'sine, Lefke'de 2 adaydan 1'ine tercih yapılabilecek. Karmada nasıl olacak? Karmada mühür kullanılmayacak. Kalemle adaylar arasından seçim yapılacak. Kural en az 23, en fazla 50 adaya oy vermek. Oylar en az 2 parti veya 1 parti ile 1 bağımsız arasında paylaştırılacak. Her iki ilçede oy kullanma zorunluluğu yok, ancak oy kullanılacak ilçede oylar karışık verilecek ve en az aday sayısının yarısı kadar adaya oy verilecek veya en fazla o ilçedeki aday sayısı kadar adaya karışık şekilde oy verilecek. Buna göre nasıl? Lefkoşa'da en az 8, en fazla 16. Gazimonsa'da en az 6, en fazla 13. Girne'de en az 5, en çok 11. Güzellurt'ta en az 1, en çok 3. İskele'de en az 2, en fazla 5. Lefke'de en az 1, en çok 2 adaya oy verilebilir. Bununla ilgili gazete aktarıyor. Nasıl oy kullanacağız diye paylaştı. Yeni Düzen'e bakalım. Yeni Düzen gazetesi de vergiler döviz dedi. Uçak bileti fiyatlarında vergi gerçeği, yolcular sadece vergi için 528 TL ödüyor. Başbakan Binali Yıldırım'la Ercan Havaalanı'nın Türkiye'nin iç hattı olmasını konuştu. Buna gerekçe olarak vergi indirimi gösterildi diye paylaşıyor gazete. Hava ulaşımında vergiler araştırıldı bunun üzerine. Vergiler dövize endeksli diye aktarıyor gazete. UBP hükümeti döneminde 2013 yılında Ercan'ın özelleştirilmesi sonrasında hayata geçen havalimanları hizmetler ve limanlar yasasında vergiler dövize endekslendi diye bilgiler paylaşıyor gazete. İç hat imkansız diye paylaşılıyor bu arada. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Resmi Can Altay, Ercan Havaalanı'nın Türkiye'nin iç hattı olması yönündeki projenin imkansız olduğunu açıkladı diye veriyor Yeni Düzen gazetesi. Diyalog gazetesine geçtiğimizde, Diyalog gazetesi son gazete. Güneyden alınan elektrik 40 megawata kadar çıktığı halde kesintiler devam ediyor, zordayız. Teknecik ve Aksa'nın üretimi yetersiz. Güneyden elektrik alımı 60 megawata çıkacak diye verildi. Teknecik elektrik santralinde bazı jeneratörlerde arıza yaşanırken üretim kapasitesi dün 185 megawata çıkarıldı. Bunun yanı sıra Aksa'dan günde 110 megawattlık elektrik alındığı halde Kuzey Kıbrıs'ın enerji ihtiyacı karşılanamıyor. Eksilen miktarı sağlamak için Rum tarafıyla görüşmelerin yapıldığını söylüyor. Büyük Yılmaz'ın açıklamaları var konuyla ilgili olarak. Bugün paylaşıldı. Sosyal medyada dün gece en fazla dikkat çeken bir paylaşımı da ön sayfada veriyor gazete. Vatandaşlar sosyal medyadan söz konusu duruma tepki gösteriyorlar. Böylece ülke gazetelerini tamamladık. Kısa bir haber turumuz var. Birazdan görüşmek üzere. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açma izni vermesiyle ilgili açıklama yaptı. Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta Türklere toplu katliam yaparak adayı kana bulayan terör destekçisi Güney Kıbrıs Rum yönetimi tahrikar girişimlerini sürdürüyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İçişleri Bakanlığı'nın 12 Ocak'ta yapılan bir başvuruyla terör örgütü PKK'nın Suriye'de konuşlu siyasi kolu olan PYD'ye Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açtığını Rum basın kaynaklarından da duyuruldu. Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu tahrikkar girişiminin bölgemizde ve Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyeceği aşikardır diyerek, Avrupa Birliği'nin bir üyesinin terör örgütüne koruyuculuk yapması karşısında ne tavır alacağını görmek istediğini vurguladı.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, elektrik konusunda az tüketenden az, çok tüketenden yüksek ücret alınan eski tarife sistemine geçmeyi düşündüklerini açıkladı. Atun, bu çerçevede 250 kilovata kadar tüketim yapan tüketicilerin şimdiki fiyatlarla düşük tarifeden ödeme yapabileceklerini ifade etti. Atun, Gönyeli-Yenikent bölgesindeki elektrik kesintilerinin altyapı eksikliğinden kaynaklandığını, belediyenin gerekli izni vermesi halinde sorunun birkaç gün içinde çözülebileceğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'e işbirliği konusunda diplomatik sürecin devam ettiğini açıklayarak, "Biz siyasetçiler barış için varız. Petrol barışın aracı olursa bunu kullanırız." dedi. Erdoğan, "Bu kazan kazan esasına dayalı olursa elimizden geleni yaparız." dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, Marketçiler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu'nun kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "Ben Kıbrıs'ın bütünüyle Kıbrıs'ın gerçek sahibi olan anavatan Türkiye'ye iltihak etmesini savunuyorum" şeklindeki sözlerinin Cumhurbaşkanlığının resmi politikası olmadığını açıkladı. Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin herhangi bir ülke tarafından ilhak edilmesi veya bir ülkeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iltihak etmesi hiçbir koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının resmi tezi olamaz" denildi. Çocuklar için özel olarak üretilen aşılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı. Avrupa Birliği destekli gelen ve 5 ile 11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2000 doz Pfizer-BioNTech aşısı, Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Teknik Komitesi eş başkanı Cenk Soydan tarafından teslim alındı. Cumhurbaşkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eğitimin kesintisiz devam etmesi ve çocuklarımızın COVID-19 virüsüne karşı korunması bağlamında büyük önem taşıyan özel çocuk aşılarının uygulanmasına dair Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır ve bunu da en yakın zamanda kamuoyumuzla paylaşacaktır. Özel çocuk aşılarının tedariğinin sürmesi için kurumumuz hiç ara vermeden çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. ...7.38 saatler devam ediyoruz. Türkiye'nin yazılı basına neler yansıdı gelin bakalım. Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım. Darbeciydi, dostumuz oldu. 15 Temmuz'u fonlamakla suçlanan Baye ile el sıkıştık diye aktarıyor gazete. 15 Temmuz yardımları alt başlığıyla veriliyor ayrıntılar. Paralar kişisel harcamalara, en hızlı tamamlanan swap gözler Merkez Bankası'nda diye alt başlıklar var. 15 Temmuz darbe girişimini fonlamakla suçladığı, iktidar fonlamakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri ile Kasım ayında başladığı yakınlaşmayı sürdürüyor diye veriliyor. Merkez Bankası bugün politika faizlerine ilişkin kararını saat 14'te açıklayacak bu arada. Reuters anketinde bir katılımcı indirim beklerken diğer katılımcıların tamamı politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor. Baye ile yapılan ikili anlaşma eksideki dolar rezervlerine de bir miktar takviye olacak diye verildi. Çiftçinin kara yılı yine ön sayfa haberlerinden. Borç içinde tarım yapmaya çalışıyor çiftçiler. Şimdi de zirai ilaçlardaki fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldılar. Eğer çiftçi ürünlerini ilaçlayamazsa kaliteli ürün alınabilmesi de tehlikeye girmiş olacak. Çiftçinin kara yılı, zamlı gübreden sonra zirai ilaç fiyatları da katlanmış durumda. Bununla ilgili olarak aktarıldı. Tamamlayalım, Milliyet'e geçelim. Kiev'e kritik ziyaret var Milliyet'in gündeminde manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna'nın savaşın eşiğinde olduğu bir dönemde Kiev'e gitmeye hazırlanıyor. Türkiye rol oynamaya hazır. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya uyarı ayrıntılarda verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ziyaret delili Türkiye'nin iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü rolü oynamaya hazır olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç hafta içinde Ukrayna'ya bir ziyaret yapacağını açıkladı. Erdoğan bu ziyarette devlet başkanı Vladimir Zelenski ile bir görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti 10. Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı kapsamında olacak. Türkiye ile Rusya arasında da önümüzdeki aylarda yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı yapılması bekleniyor. Bu arada Kiev'e giden Amerika Dışişleri Bakanı Blinken da Ukrayna başkentinden Rusya'yı uyardı diye ayrıntılar var. Muhtarlar asgari ücret alacak. Yine baktığımızda gönlümüz razı olmadı açıklamaları geldi. Beştepe'de dün muhtarları ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasında da bir müjde açıkladı. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı açıklamasını yaptı. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4.250 liraya yükseltme kararı aldık ifadelerini kullandı. 4 milyon haneye doğalgaz desteği haberi de var bu arada. Ayrıntıları iş sayfalarda veriliyor bu haberin ayrıntıları. Nurdağ'ında 19 saatlik esaret haberine bakalım. Ve tüm bölgelerde etkili oldu kar yağışı. Bazı yollarda da kabusa döndü. Yüzlerce araç kara gömüldü. Binlerce kişi de karda mahsur kaldı. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun kapanması nedeniyle Nurdağ mevkiinde 19 saate yakın mahsur kalan binlerce vatandaş yoğun çalışmayla kurtarıldılar. Yüzlerce kişi de tesislere sığındı. Milli Savunma Bakanlığı kurtarma çalışmaları için 2 helikopter tesis etti diye ayrıntılar var bugün verilen. Süper vergi, süper virüs haberine bakalım bu arada. Süper vergi. Süper virüs pandemi için dünya gündemine iki süper girdi. Süper vergi, süper virüs. Önce birincisi, sonra ikincisi. Avrupa'da vaka, baktığımızda vaka sayılarına 1 milyona dayanmış durumda. Koronavirüsün daha bulaşıcı olan omikron varyantı nedeniyle böyle oldu. Avrupa'da vaka 1 milyona dayandı. Avrupa kıtasındaki vaka sayıları rekor seviyeye ulaşmış durumda. Günlük yeni vaka sayısının 1 milyona dayandığı kıtada Fransa en çok vakanın kaydedildiği ülke olarak kayıtlara geçti. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus salgında sona yaklaştığımızı asla söyleyemeyiz açıklamasını yaptı. Ghebreyesus'un açıklamaları bu şekilde. Akşama geçelim. Rekabet sorgusu manşetini görüyoruz. Rekabet sorgusu 5 zincir marketten sonra ortak fiyat belirledikleri iddia edilen 5 otomobil devi rekabet kurumuna savunma verdiler. Telekonferansla katıldılar. Nihai karar 3 Şubat'ta verilecek. ÖTV indirimi sonrası birlikte hareket ederek fiyat belirledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen 5 lüks marka araçtan bahsediliyor burada. Bunların temsilcileri dün savunmalarını online olarak yaptılar. Bazı bölümleri ticari sır gerekçesiyle kapalı yapılan oturumda soruşturma heyeti temsilcisi de dinlendi. Önceki gün marketlerle ilgili gerekçeli kararı açıklayan kurul nihai kararını 3 Şubat'ta duyurmuş olacak. Bununla ilgili de ayrıntılar tabii veriliyor. Muhtarların maaşıyla ilgili haber de var. 4250 TL muhtar maaşı. Başkan Erdoğan açıkladı. Panik havasını dağıttık dedi. Başkan Erdoğan Beştepe'de ağırladığı muhtarlara bir dizi müjde vermiş oldu bununla birlikte. Bu şekilde aktarıldı. Hayvan can ya çocuklar. Sokak köpekleri bu kez Kastamonu Seydiler'de 14 yaşındaki İmran'ı hastanelik etti. Fotoğrafla görüyoruz. Kızımız az kalsın ölüyordu diye aile de isyanda. Kar yağışı sırasında sokakta selfie çekmek istedi İmran. Ve 5 köpeğin saldırısına uğradı. Küçük kız belediye personeli tarafından kurtarıldı. Ailesinin isyanı var. İmran'ın kafasına 12 dikiş atıldı. Fotoğrafla görüyoruz. Ölümden döndü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yara izleri var. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu iyiye gidiyor diye verildi. Evcillikleri azalıyor. Sürüleşiyorlar köpeklerle ilgili olarak aktarıldı. Onunla ilgili paylaşılıyor. Esaret 20 saatte bitti. Kar yağışıyla ilgili İstanbul'a 5 gün kar yağacak. Yardım dağıtıldı bu arada. Gaziantep, Adana karayolu yoğun yağış ve kayan tırlar yüzünden kapandı.
Binlerce araç 20 saate yakın yolda mahsur kaldılar. Vatandaşlara helikopterlerle ve askeri araçlarla erzak dağıtıldı. Esaret 20 saatte bitti. Bu arada tekrarlayalım, İstanbul'a 5 gün boyunca kar yağacak. Türkiye'ye bakalım. Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı. Okul parasına servis ücreti. Bazı özel okullarda 4 kilometrelik yola 18.000 TL servis ücreti alınıyor. Fahiş fiyatın tek gerekçesi akaryakıt zammı da değil. Veliler kendileri götürüyor. Bu yılbaşı itibariyle okul servis ücretlerine %27 oranında bir zam yapılmış durumda. İstanbul'da fiyat tarifesi 0-1 kilometre için 396 TL olarak belirlendi. Devlet okulunda yıllık ortalama 4.000 lira olan servis ücreti bazı özel okullarda 15.000 lirayı aştı. Çoğu veli yaşanan artış sebebiyle çocuklarını okula kendileri götürüp getirmeye başladılar. Aracın bakımı bile veliden, iki çocuğunu kolejde okutan anne 4 kilometre için 18.000 TL ödüyorum, araç takip sistemi ve bilgilendirme mesajı için ekstra ücret alıyorlar açıklamasını yaptı. Araç bakım masraflarını da veliden istendiği öne sürülüyor. Servis şoförleri, biz fiyat verdiğimizde akaryakıt 7 liraydı, şimdi 14 lira maliyet katlandı diye konuşuyor. Servis şoförleri de böyle savunma yapıyorlar. Ve okul parasına servis ücreti diye gazete bu başlıklı haberi paylaştı. Donduk kaldık haberine bakalım. Buzlu yolda zincirleme kaza da meydana geldi. 3 ölü ve 10 yaralı var. Dondurucu soğuk ve karla ilgili olarak yollar bu sebeple buz pistine döndü. Kayan tırlar ulaşımı aksattı. Kızıltepe Nusaybin yolunda 5 tır, 2 otomobille otobüs ve bir ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Hurda'ya dönen araçlardan 3 ceset çıkarıldı. Donduk kaldık diye veriliyor. Doğalgaz 30 Mayıs 2023'te evlerde Karadeniz gazıyla ilgili olarak aktarılıyor. Doğalgaz 30 Mayıs 2023'te. Dövizde abuk subuk dalgalanma olmayacak. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Külliye'de ağırladığı muhtarlara maaşlarının 4.250 TL yükseldiği müjdesini verdi. Yine açıklamasında döviz talebi kaynaklı dalgalanma olmayacak. Ekonomi programımızın ülkeyi nereye taşıdığını yaza doğru daha iyi göreceğiz dedi. Bununla ilgili değerlendirmeleri var. 5 köpek saldırısı da yine ön sayfa yansıdı. Paylaşmıştık. Başıboş köpeklerin saldırıları bitmek bilmiyor diye veriyor gazete. Kastamonu'da kar yağarken sokağa çıkan, fotoğraf çekmek isteyen 14 yaşındaki İmran'a 5 köpek saldırdı. Yüzü ve alnında ciddi yaralar var. 12 dikiş atıldı. Covid aşısı felçliyi ayağa kaldırdı, felçli bir hastayı. Bu da oldu. Bir başka haber. Hindistan'da oldu bu mesele. Kaza sonucu felç kalmıştı 55 yaşındaki bir şahıs. Covid-19 aşısı yaptırdı adamın. Birkaç gün sonra yürüdüğüne dair bir haber var burada aktarılan. Tamamladık, Sözcü'ye geçelim. CHP'yi de halkı da cezalandırıyorlar. İktidar İstanbul'daki metro projelerine onay vermiyor diye verildiği haber. Bakalım AK Parti CHP'li 6 ilçenin tam göbeğinden geçen ve 5 milyon kişinin yararlanacağı Sefaköy Beylikdüzü TÜYAP hattına onay vermeyerek vatandaşı mağdur ediyor. Seçimde İstanbul Belediyesi'ni kaybetmenin intikamını alıyorlar diye verildi. Vatandaş iktidarın İstanbul'daki metro projesine bir yıldır onay vermemesine tepki gösteriyor. 23 Haziran 2019'daki seçim sonuçlarına göre hazırlanmıştır diye gazete yine paylaştı. Burada bir not olarak veriyor. Tamamlayalım. Yeni Şafak'tayız. Yeni Şafak gazetesi de bakalım son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı diye manşetini paylaştı. Torunları üzgündü. Güney Afrika'daki son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in naaşı FETÖ'cülerin elinden alınarak yaklaşık 100 yıl boyunca meftun olduğu Johannesburg'daki asıl mezarına taşındı. Görevi sırasında İngilizlerce hukuksuz şekilde gözaltına alınmıştı diye gazete bazı tarihi bilgileri de burada paylaştı. Kar esareti de ön sayfa yansıdı. Amerika zaman kazanmak istiyor haberi de yine ön sayfadan verildi. Hürriyet'e geçelim.
Tatil zehir olmasın, aman dikkat diyor gazete. Sömestr tatili yarın başlıyor. Bilim kurulu üyeleri Profesör Doktor Sema Turan, Profesör Doktor Tevfik Özlü, Profesör Doktor Alper Şener omikronun hızlı bulaştığına dikkat çekiyor. Bununla ilgili uyarıları var, önerileri var. İşte dikkat edilmesi gerekenler. Omikron yanıtları var bu arada. Osman Müftüoğlu'nun da omikronla ilgili açıklamaları var. Ziyaretler tehlikeli, maske hala hayati önem taşıyor. Bunları unutmayalım. Bilim kurulu üyeleri yarı yıl tatilinde veliler ve öğrencilere çok iş düşüyor açıklamasını yaptı. Devam edelim, sabaha geçelim son gazetemiz. Abuk subuk zamlara son, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, döviz kurunun istikrar kazanmasıyla kimse abuk subuk fiyatlandırma peşinde koşamayacak açıklamasını yaptı. Bazı maddeler var burada Erdoğan'ın anlatımlarından satır başları verildi. New York'ta yaşıyor, Ankara'dan maaş alıyor. Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da ikamet eden danışmanıyla ilgili olarak bir haber de bugün ön sayfada yer aldı. 57 ilde kar tatili başladı haberi de ön sayfada. Böylece tamamladık. Güney Kıbrıs'la devam. Güney Kıbrıs gazete manşetlerindeyiz. Bakalım ilk gazetemiz Politis gazetesi. Bugün manşetten aktardığı haberinde tecavüzcüler çetesi için Güney Kıbrıs'ta da araştırma başlığı kullanılıyor. Yerel suçları incelemek için Yunan polisinden bilgi isteneceği aktarıldı detaylarda. Yunanistan'da Selanik'te bir otelde tecavüze uğrayan 24 yaşındaki Georgia Bika'nın sessizliğini bozarak yılbaşı gecesi yaşananları tüm detaylarıyla polise anlattığı, yapılan toksikoloji testlerin sonucunun içkisine sinir sistemini etkileyen bir maddenin atıldığını gösterdiğini aktarıyor. Gazete olayla ilgili Güney Kıbrıs'ta da böyle çetelerin olduğuna ve genç kızların tuzağa düşürüldüğü partilerin dair yapılan şikayetlerin ardından Rum polisinin araştırmalara başladığını yazdı. Başka bir haberde ise dördüncü dozu buzda bırakıyorlar başlığını kullandı gazete. Rum Bakanlar Kurulu'nun seyahatler ve vakaların temaslarını ilgilendiren kısıtlayıcı kararlarda küçük yumuşamalara gittiğini, aynı zamanda uzmanların ileri yaştaki ve hassas kişilere dördüncü doz aşının yapılmasına hayır dediklerini ve 18 yaş altına da üçüncü doz aşının yapılmasına hayır dediklerini aktarıyor. Haravgi'ye geçelim. Artışlar, artışlar, artışlar ve kim dayanırsa başlığını kullandığı manşet haberinde. AKEL'in ardından Rum İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rum Solcu İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Eşel Mobil'in genişletilmesini öngördüklerine değiniyor. Detaylarda Güney Kıbrıs'ta altyapı malzemelerinde %40'a varan artışlar olduğu, genç çiftler için yeni bir ev almanın veya yapmanın bir hayal olduğu, Limassol Limanı'ndaki tarifelerde adeta kemikleri kıran artışların olduğu, Rum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından özelleştirme sözleşmelerinde boşlukların tespit edildiği belirtiliyor. Alitya'ya geçelim. İsmet Akel'in fikri başlığıyla verdiği manşetinde Akel Partisi'nin ne söylediğini bilmediğini, 2020 yılında başka, şimdi başka şekilde konuştuğunu yazdı. Haberde İsmet doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili Güney Kıbrıs iç cephesinde karışıklık yaşanmaya devam ettiği belirtildi. Akel Partisi'nin Amerika tarafından bu projenin ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığının açıklanmasının ardından Rum hükümetinin halkı yanıltmak için bu konuyu ortaya çıkarmakla suçladığını ve İsmet'in sadece boş laflardan oluştuğunu söylediğini aktarıyor. Ancak yaklaşık 1,5 yıl önce mecliste İsmet projesi görüşüldüğü sırada Akel'in meclis temsilcisi Yorgos Lukaidis aracılığıyla yaptığı açıklamada İsmet'in Akel'in fikri olduğunu belirterek sevinç gösterileri yapıldığına dikkat çekiliyor. Filelefteros gazetesine geçelim. Filelefteros gazetesi bugünkü manşetine bakalım. Güney Kıbrıs'ta nüfusun genelinde artan aşılama oranına paralel olarak virüsü kapıp iyileşerek bağışıklık kazanan kişi sayısının yüksekliği dolayısıyla son günlerde koronavirüs vakaları ve virüsün pozitiflik oranında düşüş yaşandığını, böylece güçlü bir bağışıklık duvarı inşa edildiğini yazdı. Detaylarda Kıbrıs Rum Doktor Mihalis Vuoniatis'in son açıklamasına göre son haftalarda
omikron varyantının toplum içinde hızlı bir şekilde yayılmasıyla pandeminin artık azalma eğilimine girdiğini, Ekim ayından bu yana 100 binin üzerinde kişinin virüsü bulaşarak iyileştiğini, bunun da nüfusun %11'ine denk geldiğini söylediği belirtiliyor. Bir başka haberde ise geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı olarak atanan Ioannis Kasoulidis'in ilk Atina ziyaretini yaptığını, iki ülke Dışişleri Bakanlarının iki ülkeyi ilgilendiren tüm konuları masaya yatırdıklarını ve gerek Avrupa gerekse uluslararası düzeyde koordineli adımlar atılması yönünde hemfikir olduklarını aktarıyor. Böylece tüm manşetlerin sonundayız. Saat başında görüşmek üzere. Sağlık konularında sizleri bilgilendirmeye devam eden Her Şeyin Başı Sağlık programında bu Perşembe, hamilelerde beslenme nasıl olmalıdır, günlük alması gereken besinler nelerdir, hamilelikte alınması gereken ideal kilo nedir sorularını ve daha fazlasını Ceren Aksu soruyor, diyetisyen Zaliha Kiraz sizler için yanıtlıyor. Sizin de sorularınızla katkı koyabileceğiniz Her Şeyin Başı Sağlık, Perşembe saat 17.05'te BRT 1'de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin seçimi BRT'de. 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçim öncesi parti genel sekreterleri BRT'de buluşuyor. BRT Haber Merkezi soruyor, parti genel sekreterleri cevaplıyor. Seçim özel 20 Ocak Perşembe saat 20'de BRT 1'de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin seçimi BRT'de. 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçim öncesi parti başkanları BRT'de buluşuyor. BRT Haber Merkezi soruyor, parti genel başkanları cevaplıyor. Seçim özel 21 Ocak Cuma saat 20'de BRT 1'de. Geçmişten günümüze derin izler bırakan tarihi zenginliklerimizi, müzelerimizi ve tarihi eserlerimizi sizlerle buluşturuyor. Bu kez bugüne kadar gezmiş olduğumuz ya da henüz gezmemiş olduğumuz tarihi eserleri bir arada toplayan bir müzedeyiz. Tatlısu Belediyesi'nin bir projesi olan ve birçok tarihi eserin minyatürünün sergilendiği Minya Kıbrıs Müzesi'ni gezmeye başlayalım. İş yerinizi COVID-19 için hazır hale getiriniz. İş alanınızı temiz ve hijyenik tutunuz. Sık ve etkili el yıkamayı teşvik ediniz. Solunum hijyeni önlemlerini teşvik ediniz. İş gezisi öncesi gideceğiniz ülkenin seyahat riski önerilerini öğreniniz. Hasta çalışanlarınıza evde istirahat etmelerini öneriniz. Günü gündem yapmaksa eğer BRT her anınızda. Biz sadece ekranda değil, BRT Sosyal Medya bir dokunuşunuzla her anınızda. BRT Sosyal Medya bir dokunuşla YouTube'da, bir dokunuşla Instagram'da, bir dokunuşla Facebook'ta. BRT Sosyal Medya bir dokunuşla Twitter'da. Hızla değişen teknoloji ise gündem, biz en yakın takipçiyiz. Biz
Sesiniz, sözünüz, gözünüz, kulağınız. Biz BRT Sosyal Medyayız. Saatleri 8'e taşıdık. Saat başında devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açma izni vermesiyle ilgili açıklama yaptı. Ertuğruloğlu açıklamasında eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı dedi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin PYD'ye Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açma izni vermesiyle ilgili açıklamasında Türk milletinin kimsenin düşmanı olmadığını ancak kendisine düşmanlık edenlere de ders vermesini çok iyi bildiğini vurguladı. Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta Türklere toplu katliam yaparak adayı kana bulayan terör destekçisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tahrikkar girişimlerini sürdürüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı'nın 12 Ocak'ta yapılan bir başvuruyla terör örgütü PKK'nın Suriye'de konuştuğu siyasi kolu olan PYD'ye Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açtığını Rum basın kaynaklarından da duyuruldu. Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu tahrikkar girişiminin bölgemizde ve Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyeceği aşikardır diyerek Avrupa Birliği'nin bir üyesinin terör örgütüne koruyuculuk yapması karşısında ne tavır alacağını görmek istediğini vurguladı. Türkiye'ye karşı her türlü düşmanca faaliyetin içinde olan terör örgütüne Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açtıran ve teröristleri koruması altına alan Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ateşle oynadığını ifade eden Ertuğruloğlu, sözde temsilciliğin başına getirilen PKK'lı terörist Çerkes Korkmaz, Güney Kıbrıs'ın terör örgütüne desteğinden övgüyle bahsederek, Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'ya geçmişte de nasıl destek verdiğini yeniden gözler önüne sermiştir. Sözde derneğin adına Rum PKK Dayanışma Derneği deselerdi gerçeğin ifadesi olurdu, dedi. Rumların ve PKK'nın eli kanlı iki taraf olduğunu, masum insanların katili, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden Türk katili olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, eli kanlı katiller diye nitelediği iki tarafın dayanışma içinde olduğunu deşifre ettiğini söyledi. Ertuğruloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Şunu bilmeleri gerekir ki, kurdukları düzende başlarına geleceklerin bilincinde olmaları gerekir. Türk milleti kimsenin düşmanı değildir ama kendisine düşmanlık edenlere de ders vermesini çok iyi bilir. Bu atılan adım Rum PKK terör dayanışması bunun sahiplerine, bunun akıl hocalarına, destekçilerine baş ağrısı olacaktır. Bu coğrafyada Türkiye'mizin bölgesel güç olmanın da ötesinde global bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediği bir dönemde bu şer odaklarının böyle acizliklerini ortaya koyan adımlar atması hiç de şaşırtıcı değil. Bunlardan ancak bu beklenir. Başlarına gelecekleri kendileri düşünsün. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de işbirliği konusunda diplomatik sürecin devam ettiğini açıklayarak, "Biz siyasetçiler barış için varız. Petrol barışın aracı olursa bunu kullanırız." dedi. Erdoğan, bu kazan kazan esasına dayalı olursa elimizden geleni yaparız şeklinde konuştu. Üçüncü yüksek düzeyli... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve İsmet projesinin akıbetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de İsrail'le işbirliği ihtimaline ilişkin olarak konuşan Erdoğan, İsrail'le işbirliği konusunda diplomatik sürecin devam ettiğini, hedeflerinin olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak olduğunu söyledi. Erdoğan, Amerika'nın İsmet projesinden desteğini çekmesini de değerlendirdi. Erdoğan, Amerika'nın maliyet analizlerinden sonra kendileri için bir fayda görmemeleri nedeniyle geri çekilme kararı aldığını belirterek, hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak, bu olumlu yaklaşım kazan kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız, dedi. Her şeyden önce siyasetçiyiz. Siyasetçiler olarak biz kavga için yokuz, barış için varız.
ve barış için ne gerekiyorsa, eğer bu konuda petrol barışın bir aracı olacaksa, ha bunu kullanırız. Ama barışın aracı olmayacaksa, tabii ki karar her ülkenin kendine aittir. Boşuna biz şu anda sondaj gemilerini, sismik araştırma gemilerini almadık. İşte şu anda 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik araştırma gemimiz, bütün bunlar Karadeniz'de, Akdeniz'de bütün bu çalışmaları yapacaklar. Ve bu çalışmalarla beraber de milletimize, bölgeye inşallah imkanlar sağlamanın gayreti içerisinde. Geçmişte bunun çilelerinin çok çekildiğini de ifade eden Erdoğan, böyle dünya size istediğiniz zaman istediğiniz yerde ne sismik araştırma gemisi verir ne sondaj gemisi verir. Yok böyle bir şey. Ama şimdi elimizde artık en modern şekilde bu çalışmaları yapabilecek bu gemilerimiz var. Yine aynı şekilde bu çalışmaları yapabilecek güce ve imkana sahip yetişmiş elemanlara sahibiz diye konuştu. Karadeniz'de çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Erdoğan, Akdeniz'de de istenilen anda çalışmaların bu ekipmanlarla yürütüleceğini bildirdi. Akdeniz'de istenilen anda yine... Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, elektrik konusunda az tüketenden az, çok tüketenden yüksek ücret alınan eski tarife sistemine geçmeyi düşündüklerini açıkladı. Atun bu çerçevede 250 kW'a kadar tüketim yapan tüketicilerin şimdiki fiyatlarla düşük tarifeden ödeme yapabileceklerini ifade etti. Atun, Gönyeli Yenikent bölgesindeki elektrik kesintilerinin altyapı eksikliklerinden kaynaklandığını, belediyenin gerekli izni vermesi halinde sorunun birkaç gün içinde çözülebileceğini söyledi. Ayrı sebebimiz var. İkisi birbiriyle örtüştü. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, BRT'de yayınlanan Manşet Artı programına katılarak açıklamalarda bulundu. Yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinden birinin kış aylarında yükselen talebin karşılanamaması, diğerinin ise Gönyeli Yenikent ve Kermiye bölgelerinde altyapı yatırımlarının tamamlanmaması olduğundan kaynaklandığını söyledi. Geçtiğimiz son 4 yılda elektrik kurumunun iyi yönetilmediğini söyleyen Atun, halkın bunu bilmesi gerektiğini söyledi. 2009 yılında kendisinin göreve geldiği zamanda kurumun iyi durumda olmadığını anımsatan Atun, planlı çalışmaların ve doğru planlamaların önemini işaret etti. Gönyeli Yenikent bölgesinde yaşanan sıkıntılara da değinen Atun, Nefkoşa Trafo Merkezi'nden doğrudan kablo bağlantısıyla Gönyeli Trafo Merkezi'nin beslenmeye çalışıldığını ancak özellikle Gönyeli hattında belediye ile ilgili izinden sorunu olduğunu söyledi. Bakan Atun, halkın menfaatine öncelik vererek kazının yapılması halinde birkaç gün içinde Gönyeli'nin sorununun ortadan kalkabileceğini belirtti. Elektrik taleplerine Güney Kıbrıs'tan olumlu yanıt alındığını söyleyen Atun, Güney Kıbrıs'a ödeme yerine karşılıklı mahsuplaşma yapıldığını kaydetti. Yeni kurulacak hükümetin enerjiyle ilgili kalıcı vizyon ortaya koyması gerektiğini belirten Atun, yaz aylarına kadar 50-100 megawatt arasında yeni bir kapasite kurulumunun yapılması gerektiğini işaret etti. Atun yeni süreç içerisinde doğalgaza geçilmesinin önemini de vurguladı. Mevcut durumda elektrikte eski sisteme geçmeyi düşündüklerini söyleyen Atun, bu çerçevede tüketim arttıkça fiyatın artacağını söyledi. Biz mevcut durumda bir tarife, eski tarifeye getireceğiz elektrik kurumunu. Eski tarife hem daha tüketici ile daha barışık bir tarifeydi, hem elektrik kurumunun sağlık mali yapısını sağlıklı noktada tutan bir düzenlemeydi. Hem de lüks tüketimle ihtiyaca dönük tüketimi birbirinden ayır, temel ihtiyaca dönük tüketimi birbirinden ayıran bir tarifeydi. Tüketim arttıkça fiyatın arttığı bir tarifeydi. Atun eski tarife sistemine ilişkin detaylı bilgi de verdi. Bizim planladığımız ilk 250 kilowatt saate bugünkü seviyesinde kalmasıdır tüketimin ve sosyal yardım alan vatandaşlarımıza da bilakis daha bir indirime gidilmesidir. Ancak 250 ile 500 kilowatt arası tüketim artacaktır. 500 ve 750 üzerine daha da bir üst tarife geçecek. Çok daha yüksek tarifeler uygulanacaktır. Atun, Aksa'yla yeniden masaya oturulması gerektiğini de söyledi. Türkgaz konusundaysa Bakan Atun, bu konuda geçmişte iyi bir sistem olduğunu, yeniden bu sisteme dönüleceğini ifade etti. Dip frizler bulunan bir evle daha... Yaklaşık bir aydır tedariği için
Cumhurbaşkanlığı ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi'nin büyük uğraş verdiği özel çocuk aşıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı. 2000 adet Pfizer-BioNTech marka aşının uygulanmasıyla ilgili hazırlıklarsa Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlandı. Çocuklar için özel olarak üretilen aşılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı. Avrupa Birliği destekli gelen ve 5 ila 11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2000 doz Pfizer-BioNTech aşısı, Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan tarafından teslim alındı. Cumhurbaşkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, eğitimin kesintisiz devam etmesi ve çocuklarımızın COVID-19 virüsüne karşı korunması bağlamında büyük önem taşıyan özel çocuk aşılarının uygulanmasına dair Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır ve bunu da en yakın zamanda kamuoyumuzla paylaşacaktır. Özel çocuk aşılarının tedariğinin sürmesi için kurumumuz hiç ara vermeden çalışmalarına devam etmektedir ifadelerine yer verildi. Salgında son duruma bakalım sayın seyirciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte yapılan COVID-19 test sonucu 572 pozitif vakaya rastlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte toplam 20.114 test yapıldı. 572 pozitif vakaya rastlandı, 715 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre vakaların 224'ü Lefkoşa, 174'ü Girne, 94'ü Gazi Mausa, 36'sı Güzelyurt, 17'si İskele, 27'si Lefke bölgesinden. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Marketçiler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu'nun kişisel sosyal medya hesabından "Ben Kıbrıs'ın bütünüyle Kıbrıs'ın gerçek sahibi olan anavatan Türkiye'ye iltihak etmesini savunuyorum" şeklindeki sözlerinin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi politikası olmadığını açıkladı. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin herhangi bir ülke tarafından ilhak edilmesi veya bir ülkeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iltihak etmesi hiçbir koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi tezi olamaz denildi. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halk İlişkiler Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada Marketçiler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu'nun kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "Ben Kıbrıs'ın bütünüyle Kıbrıs'ın gerçek sahibi olan anavatan Türkiye'ye iltihak etmesini savunuyorum" şeklindeki açıklamasının basın organlarında Cumhurbaşkanlığı'nın resmi politikası olarak lanse edilmeye çalışılmasının tamamen gerçek dışı ve medya etiğiyle bağdaşmayan bir yaklaşım olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin herhangi bir ülke tarafından ilhak edilmesi veya bir ülkeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iltihak etmesi hiçbir koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi tezi olamaz. Yıllar boyu verdiği milli mücadele sonucunda devlet olmanın erdemine erişen Kıbrıs Türk'ünün egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özgürce ve güvenlik içerisinde yaşaması, Kıbrıs'ta olası bir anlaşmanın ise egemen eşit iki devletin işbirliğini öngörmesi dışında Cumhurbaşkanlığı olarak bir başka tezimizin olamayacağı herkesin malumudur. Herhangi bir kişinin sosyal medya paylaşımını Cumhurbaşkanlığı tüzel kişiliğiyle ilişkilendirmeye çalışan medya kurumlarının halkın doğru ve tarafsız haber alma hakkına saygı göstermesini, medya etiği çerçevesinde davranmasını, çarpıtılmış veya gerçek dışı yayıncılıktan halkın ve devletimizin bir fayda sağlayamayacağını idrak etmesini arzu ederken, yapılan gerçek dışı yayınlara halkımızın itibar etmeyeceğine olan inancımızın altını çiziyoruz." Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Havva Ramadan Cemil belgeselinin gösterimine katıldı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Havva Ramadan Cemil'in ve eşinin varoluş mücadelesindeki önemli rolüne işaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar'la birlikte Kadın Öyküleri Derneği tarafından hazırlanan Havva Ramadan Cemil belgeselinin gösterimini izledi.
Kobbank Genel Müdürlüğü konferans salonunda yer alan belgesel gösterimine Cumhurbaşkanı Tatar ve eşinin yanı sıra Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, Girne Belediye Başkanı Nida Ergüngördü, Kobbank yetkilileri, Köder üyeleri ve Ramadan Cemil'in ailesi izledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belgesel gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, Havva Ramadan Cemil'in ve eşinin Limassol'da verilen varoluş mücadelesindeki önemli rolüne işaret etti. 1974'ten sonra, tabii ki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra hepimiz bir bakıma göç yaşadık. Limassol'da evlerini, yerlerini, mallarını, mülklerini bırakmışlar ve bilinmeyen bir geleceğe bu tarafa gelmişler. Ama hamdolsun diyoruz ki şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkı çok daha özgür, çok daha güzel bir hayat sürmektedir. Kadın Öyküleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen de yaptığı konuşmada Kıbrıs'ı Türk kadınlarının öykülerini ve bıraktıkları izleri anlatan belgesellerle geçmişteki değerleri gençlerle buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Ramadan Cemil ailesi adına konuşan Ramadan Cemil, Rebba, Havva Ramadan Cemil'in öykülerinin konu alınmasından duyduğu gururu ifade etti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeli ise yaptığı konuşmada Limassol'da varoluş mücadelesinde ve 1974 sonrasında Kıbrıs Türk halkı için ortaya koydukları gayretlerle önemli bir aile olan Ramadan Cemil ailesinin temel direği olan Havva Ramadan Cemil'in yaptığı hizmetlerin unutulmayacağını belirtti. Orada olmak isteyeceğimi dile getirdim. Global GAP ve organik tarım yapan üreticiler, seralarında bombus arısı kullanan üreticilerle sertifikalı tohum satışı gerçekleştiren firmaların ödemeleri yapıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, 2021 yılı için global GAP ve organik tarım yapan üreticilere ödenmek üzere 109.260 Türk lirası, 2021 yılında seralarında bombus arısı kullanan üreticilere ödenmek üzere ise 162.000 Türk lirası olmak üzere toplamda 271.260 Türk lirası Kooperatif Merkez Bankası'na yatırıldı. Üreticiler hak edişlerini ilgili şubelerden alabilecek. 2021 yılında üreticilere sertifikalı tohum satan 3 firmaya da ödenmek üzere 253.697 Türk lirası 50 kuruşluk yatırım gerçekleştirildi. Sayın seyirciler, Turnalar Köyü ile Kantara arasındaki yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ardahan Köyü ile Kantara yol güzergahından sağlanıyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun organize ettiği Aksa Süper ve 1. Lig 2021-2022 futbol sezonunun ikinci devresi 28 Ocak Cumartesi start alacak. İkinci devrenin ilk haftasında Mausa derbisi olarak nitelendirilen Yönpaş Dumlupınar Mausa Türk Gücü maçı 29 Ocak Pazar günü saat 14'te Mausa Doktor Faysal Küçük Stadı'nda oynanacak. 16. haftada Cumartesi'nin programı ise şöyle. Süper Lig, Cihangir Doğan Türk Birliği, Bafülk Yurdu Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova Yeni Cami, Göçmenköy Girne Halkevi, 1. Lig, Mor Menekşe Esentepe, Çanakkale Maraş Gençlik, Görneş Larnaka Gençler Birliği, Karşıyaka Miracle Değirmenlik. Mete Adanır ölümünün 33. yıl dönümünde anılıyor. Mete, Lefkoşa'daki kabri başında sabah saat 10'da düzenlenecek törenle anılacak. Dönemin Türkiye 1. Ligi'ndeki futbol elçisi olan Mete Adanır, 20 Ocak 1989'da takımıyla Samsun'dan Malatya deplasmanına giderken kafileyi taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti. Nikosya Motors Tenis Ligi'nin başlangıcı 29 Ocak tarihine ertelendi. Tenis Federasyonu yönetim binasında yer alacak kura çekimi saat 11'de başlayacak. Ligde Girne Amerikan Üniversitesi, Gazimosa Belediyesi Tenis Kulübü, Lefkoşa Şehir Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Belediyesi Tenis Kulübü ve Pakan Spor Derneği mücadele edecek. Basketbol Açılış Kupası'nda ikinci finalist belli oluyor.
Kupada ilk yarı final buluşmasında Çetinkaya'yı 97-55'lik farkla yenen Kopspor ilk finalist olmuştu. Kopspor'un rakibini Girne Amerikan Üniversitesi ile Soyer Hacı Galimler arasında oynanacak karşılaşma belirleyecek. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19'da başlayacak. Badminton kurslarında uygulamalı eğitime geçildi. Birinci kademe antrenörlük ve hakemlik kursuyla ilgili açıklama yapan Başkan Fırat Deniz, kursların uygulamalı bölümü için ülkeye gelen Türkiye Badminton Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Yaşar'la milli takım antrenörleri Seyit Ali Yazgan'la Sinan Ere ve desteklerinden ötürü Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'e teşekkür etti. Almanya ikincilik ekibi St. Pauli, Alman Kupası son 16 turunda geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunda oynanan diğer maçlarda rakiplerini yenen Karlsruhe, Hamburg ve Bochum'da çeyrek final bileti aldı. 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda B ve C gruplarında toplam 4 maç oynandı. Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Senegal, Malawi ile 0-0 berabere kalmasına rağmen B grubunu lider bitirdi ve son 16 turuna kaldı. Grubun diğer maçında Gine, Zimbabwe'ye 2-1 yenilmesine rağmen grubu ikinci sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. Kupanın C grubunda ise rakiplerini mağlup eden Fas ve Gabon son 16 turuna adını yazdıran diğer takımlar oldu. Avustralya Açık'ta tek kadınlarda bir numaralı seri başı Avustralyalı Ashley Barty ile tek erkeklerde 6 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal 3. tura yükseldi. 21. Grand Slam şampiyonluğunu kovalayan 35 yaşındaki Nadal, Hanfman'ı 3-0 mağlup etti. Tek kadınlarda bir numaralı seri başı Ashley Barty ise İtalyan Lucia Bonzetti'yi 2-0'lık skorla rahat geçti. Oza'ya çeviriyoruz kameraları. Arkadaşımız Ülkü Akın'ı görüyoruz konuyla birlikte. Hemen sözü kendilerine bırakalım. Günaydın Ülkü, sendeyiz. Günaydınlardan. Gazim Oza'dan bizi izleyen herkese günaydın. Evet, bu sabah dijital dünyada çocuk olmayı konuşacağız. Teknolojinin ilerlemesi, yetişkinlerden küçük çocuklara kadar herkesin hayatında önemli bir yere sahip. Bugünün çocukları teknolojinin içine doğuyor. Neredeyse akıllı telefonların olmadığı bir dünyayı bilmiyorlar ki. İşte bu sabah biz de teknolojinin çocuklar üzerindeki yarar ve risklerini konuşacağız. Konuğum Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Yıltan Bitirim. Günaydın, hoş geldiniz efendim. Günaydınlar, hoş bulduk. Sizin bu yönde bir yazınız var, kaleme aldınız. Çok ilgiyle okuduk biz de. Hemen buna bağlı olarak sormak istiyorum. Teknoloji kullanımı çocukların sağlığında ve gelişiminde nasıl bir etki yaratıyor? Aslında arzu ederseniz hani tabii konunun bütünlüğünü sağlamak için ben öncelikle ufak tefek yazı enteresan bulduğum bulguları paylaşmak istiyorum. Tabii öncelikle hani bu hassas konuda duyarlı olduğunuz için ve beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi aslında konumuz nedir? Konumuz dijital dünyanın çocuklarımız üzerindeki etkisi. Aslında dijital dünya öncesinde de vardı. Ama şu anda hayatımıza bu şekilde girmiş olmasının sebebi, ana sebeplerinden bir tanesi daha doğrusu internet. İnternetin birçok amacı var. Yani günümüzde hepimiz internet kullanıyoruz. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir arkadaşımızla iletişim kurmak için olsun, film izlemek için olsun, bir şeyler okumak için olsun sürekli interneti kullanıyoruz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bugün dünyada 4,5 milyarın üzerinde kişinin aktif olarak kullandığı bir ortam internet aslında. Ben iki kritik yapmak istiyorum internetle ilgili. Bir tanesi özgürlük. Yani internet ortamı doğasında özgürlük olan bir ortam. Yani dilediğiniz zaman, dilediğiniz
bilgiye dilediğiniz şekilde ulaşabiliyorsunuz veya paylaşabiliyorsunuz. İkinci kritik de hani benim tabirimle nimet mi kısmet mi? Yani şunu demek istiyorum. Bir bilgiye ihtiyaç duyduğunuz zaman internet ortamında ona erişebiliyorsunuz. Bu ciddi bir nimet. Ama diğer taraftan erişmiş olduğunuz içerik acaba size hitap ediyor mu? Ya da konumuz çocuklarımız olduğu için onlara yönelik söyleyeyim. 10 yaşında bir çocuğumuzun eriştiği içerik acaba onun yaşına uygun bir içerik mi? İşte o zaman da kısmet kısmı geliyor. Evet. Şimdi tabii ki devletler ve büyük kurumlar interneti denetlemek, kontrol altına almak için çabalar veya çalışmalar yapıyorlar. Fakat günümüzde maalesef bu mümkün değil. Ben 2021 yılında, yani geçen yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu bir çalışma var. 6 ile 15 yaş grubu çocuklarda yaptıkları bir araştırma. Çocukların bilişim teknolojilerini kullanımını araştırmışlar. Ben oradan enteresan birkaç bulgu paylaşayım. Bir tanesi şu, internetin kullanım oranı %83. Yani çocukların %83 internet kullanıyor. Ve bu %83 çocukların %90'ından fazlası da interneti her gün kullanıyor. Peki amaç neydi? Yani amaçları ne? Çocukların amaçları ne? Şimdi ilk iki sırayı aslında çevrim içi ders, ödev ve öğrenme alıyor. Tabii bu da pandemi döneminde biliyorsunuz işte çevrim içi eğitime kaydığımız için çocuklarımız için ilk iki sırada olması normal. Ama başka amaçlar da var mıdır? Evet vardır. Mesela oyun oynama, mesela mesajlaşma, görüntülü veya sesli arama, video izleme gibi başka amaçlar da var ki bu saydıklarım %55 ile %60 bandı arasında. Hatta daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bahsettiğimiz yaş grubu 6 ile 15 yaş arası olmasına rağmen sosyal medya kullanım oranı %31'den fazla. Ve bu sosyal medyayı kullanan çocuklarımız da her gün 3 saatten yaklaşık olarak 3 saat sosyal medyada zaman geçiriyorlar. Bu bahsettiğimiz rakamlar, yani oranlar aslında çok ciddi. Evet. Dolayısıyla yani, burada hemen ben bağlayayım aslında. Şimdi neden bu rakamlardan bahsettik? Aslında durumun ciddiyetini ortaya koymak için. Ben şunu demiyorum, çocuklarımıza yasak koyalım, bu ortamlardan uzak dursun. Hayır, çünkü ortada çok ciddi bir nimet var. Bu nimetlerden tabii ki faydalanacaklar. Ama faydalanırken az önce bahsettiğim gibi olumsuz yönleri de var. O yüzden de işte biz velilere ciddi bir sorumluluk düşüyor. Onu soracağım, evet. Yani çocuğumuza bu internet ortamı büyük yarar sağlayabileceği gibi, evet, aslında onları tehlikeler de bekliyor. Peki ne gibi tehlikeler bekliyor? Yani çocuklarımızı bu internet ortamı ne şekilde, olumsuz şekilde etkiliyor? Onlarda neler yaratıyor mesela? Tahribatları neler oluyor? Şimdi ben yine bir iki örnekle bahsetmek istiyorum burada. Şimdi sokakta oynayan çocuğumuza baktığımız zaman çocuğumuz yere düştüğünde yaralanır, alırız, pansumanını yapabiliriz. Ama dijital ortam öyle değil. Dijital ortamda çocuğumuzun yaralandığını göremeyebiliriz. Dijital ortamdaki yara daha ciddi boyuttadır. Bir tane örnek vermek istiyorum kendimden. Bundan yıllar önce çocuğum 5 yaşındayken işte evdeyiz. Oturuyor işte elinde tablet, bakıyorsunuz gayet normal, hiçbir sıkıntı yok. Hatta tablette video izliyor, izlediği videonun arka fonunda da gayet güzel bir çocuk müziği çalıyor. Şimdi bu videoyu izlediği aslında site, tabii ben ismini vermiş olmayayım ama dünya çapında bir video paylaşım sitesi. Ebeveyn kontrolü olan ve bu içerik algılama yönünde ciddi çalışmaları olan bir site. Tabii ben dediğim gibi, yani az önce biraz sonra da bahsedeceğim hani ne gibi önlemler alınabilir. Ben doğal olarak kalktım, hani çocuğumun ne izlediğine bakmaya gittim. Bir baktım iki yetişkin, bir tanesi örümcek adam kıyafeti giymiş. Diğeri de yarasa adam kıyafeti giymiş. Birisi öbürünü yere yatırmış, yumrukluyor. Yani şiddet içerikli bir video var ortada. Ve benim 5 yaşındaki çocuğum okuma yazma bilmemesine rağmen bu videoyu gayet merakla izliyor. Şimdi bu, evet, bu tehlikeli bir durum. Bunun gibi başka örnekler de var. Mesela şunu diyebilirim. Markete bile bazen çekinerek yollayıyoruz çocuğumuzu. Ama öbür taraftan dijital ortamda oyun oynamasına müsaade ediyoruz. Ve bunu kontrol etmiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Şu anda oyun, dijital ortamda oyun demek çoklu oynayıcılı ortamlar. Yani siz bir oyuna giriyorsunuz ama dünyanın herhangi bir yerinden birileriyle oynayabiliyorsunuz, iletişim kurabiliyorsunuz. Çocuğumuz kimlerle muhatap oluyor? Onlara dikkat etmemiz lazım. Peki ebeveynler olarak bunu biz nasıl sağlayabiliriz? Bu kontrolü elimizde nasıl tutabiliriz ki? Kesinlikle yasaklı olmayacak.
Günlük olarak ders ve eğitimin dışında çocuklarımıza 1 ile 2 saat arasında eğlencesini, keyfini, araştırmasını yapabileceği bir sürede kullanımına izin verebiliriz. Bir. İkincisi, kesinlikle bir gözümüz ve bir kulağımız, yani kulak da yetmiyor, mutlaka bir gözümüzün de onların yaptığı aktiviteler üzerinde olması lazım. Bir diğer konu da mutlaka onları koruyup kollamamız lazım. Hatta ben şunu da öneriyorum. Zaman zaman yaptıkları aktiviteleri birlikte yapalım. Dolayısıyla onlarla paylaştığımız zaman daha iyi onların ne yaptığıyla ilgili fikrimiz olur ve gerekli yerlerde gerekli müdahaleleri yapabiliriz. Yani veli ve yetişkinlere ciddi bir sorumluluk düşüyor bu konuda. İlk olarak acaba çocuğumuza internetin ne amaçla kullanılması gerektiğini mi anlatmamız, öğretmemiz gerekiyor Yıldan Bey? Evet, ama aslında bu çok zor bir nokta. Çünkü internet aslında her şey. Evet. Yani bugün cep telefonunuzu elinize aldığınızda birini ararken bile artık biliyorsunuz bazı kullandığımız uygulamalar direkt internet üzerinden çalışıyor. Şimdi tabii ki çocuklar inanın bana her şeyin farkında. Hani anlatabiliriz de tabii ki internet hangi amaçlara kullanılıyor ama çocuklar her şeyin farkında. Burada önemli olan nokta doğru ile yanlış ayırt edebilmek. O yüzden bu yönde onlara hani neyin doğru, neyin yanlış, neyin sınırlarda olduğunu mutlaka anlatmaya çalışalım. Ama yaş grubu farklı olduğu zaman tabii ki çocuğun algısı da ona göre değişecektir. Yaş grubunu soracağım, evet. Pandemi nedeniyle dijital ortamda bir eğitim yaygınlaştı, evet, doğal olarak. Peki ama çocuğumuzun interneti eline aldığı zaman eğitim amaçlı mı, başka amaçlı mı kullandığını, işte bunu kontrol edebilecek miyiz? İşte orada devreye giren nokta bizim veli olarak algılarımız. O yüzden de ben şunu diyorum. Hani tablette veya işte bir laptopta veya bir dijital bir üründe çocuğumuz kullanıyor, bir şeyler yapıyor, bir aktivite yapıyor. Kulağımız yeterli değil. Yani arka fonda çalan müzik değil önemli olan. O yüzden hep diyorum, bir kulak ve bir göz mutlaka onun aktivitesinde olacak. Tabii gidip başında beklemeyelim. Ama ara ara hani gidip sohbet ortamında hani ne yapıyorsun çocuğum, işte nedir, bu nedir, şu nedir. Hani biz ondan öğreniyormuş gibi hareket ederek onun bizimle yaptıklarını paylaşması ve bizim onu yönlendirmemiz gerekiyor. Evet. Yaş dediniz az önce. Peki Yıldan Bey, kaç yaşındaki bir çocuğumuz günde ne kadar kullanılmalı? Evet, psikolog değilsiniz ama evet, bu yöndeki araştırmalarınız yeterli bir deneyime sahiptir bu soru için. Örneğin 1 ile 3 yaşındaki bir çocuğumuz eline hani oynasın, oyalansın diye veriliyor telefonlar, akıllı telefonlar. Bunu ne kadar süreli yapmalıyız mesela? Yani, bilinçli yapsak. Benim önerim ortalama 1 saat gibi düşünebiliriz. Yani eğitim amaçlı dışında, yani çevrimiçi ders alacaktır çocuk, gün boyu derse katılıyordu, o farklı bir şey ama onun dışında keyfini yapabileceği, eğlenebileceği, yeni şeyler keşfedebileceği bu dijital dünya ortamında, evet, bir saat, ortalama bir saat günlük diyorum ben. Evet. Bu benim tabii kişisel görüşüm. Okuduğumuz ve incelediğimiz araştırmalara yönelik benim kişisel görüşüm bu. Ortalama bir saat diyorum ben. Evet. Sanıyorum süremiz doluyor. Kaleme aldığınız yazınıza da değinmek ister misiniz? Birkaç cümle ondan da bahsedin. Aslında hassas bir konu olduğu için ben zaman zaman fırsat buldukça bu konuyla ilgili yazılar yazmaya çalışıyorum. Hepsini toparlayacak olursam aslında neticeyi söyleyeyim. Velilere gerçekten ciddi bir sorumluluk düşüyor. Hatta belki kendimizi de birazcık bu ortamda korumamız gerekiyor ama özellikle çocuklarımız, çünkü çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar bizim kıymetlilerimizdir. Mutlaka bir gözümüz ve bir kulağımız çocuklarımızda olsun ve mutlaka zaman ayırıp onlarla yaptıkları aktiviteleri birlikte de yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kısacık süremizde çok yararlı bilgiler aktardınız. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Evet, Gazi Monsa'dan bu sabah da bize ayrılan sürenin sonundayız. Bu sabah dijital dünyada çocuk olmak nedir? Riskleri, yararları, bunları konuşmaya çalıştık. Ben sözü size bırakıyorum. İyi yayınlar dilerim Nerden. Teşekkürler Ürkü. Biz de bize ayrılan sürenin sonundayız. Bizden sonra Fehmi Oktay'la hava durumu var. Merak ediyoruz meteorolojik tahminlerde neler var. Dün çok soğuk bir gün geçirmiştik. Üşümeye devam ediyoruz. Merak ediyoruz. Cevaplar Fehmi Bey de az sonra burada olacak. Daha sonra manşet artıyla yayınlarımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.